Meryem. Abi iyi misin? İşte. İyi olmaya çalışıyorum ama hala aklım almıyor başıma gelenlere. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Sen sakın kendini bırakma. Ben seni kurtaracağım. Sana bu tuzağı kuranlardan tek tek hesap soracağım. Hiç merak etme. Nasıl olacak bilmiyorum ki Meryem. Bunların arkası sağlam. Güçlü varlıklı insanlar. İstedikleri kadar güçlü olsunlar. Biz bu davanın peşini bırakmasak kazanırız. Bak. Savcı değişti. Yeni savcı bakacak. Her şeyi bir bir anlatırız. Merak etme. Savcı mı değişmiş? Evet. Ben senin yanındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen özgürlüğüne kavuşana kadar da ben İstanbul'u terk etmeyeceğim. Söz. Görüş süresi doldu. Kardeşim daha var. Bırak da konuşalım. Abi, o Erol'dan her şeyin hesabını tek tek soracağım. Hiç merak etme. Merhabalar Boğaz Savcım. Öyle mi? Bilmiyorum. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Görüşmek üzere. Allah kahretsin. Cemal Bey. Eve gidiyoruz hızla. Başüstüne. Sen yapmadım diyorsun. Diyorsun da maktulün tırnağında DNA'n var. Senin üstünde de onunki. Öbür savcıya da anlatmıştım. Başıma vurdu o kadın beni. Bayılmışım. Kendime geldiğimde bu haldeydim. Nasıl izah edeyim, nasıl inandırayım bilmiyorum. Onlar yaptı herhalde ben baygınken. Suç çetesi mi bunlar? Saniyesinde kafana vurup plan kurdular. Benim tek bildiğim, o kadına hiçbir kötülük yapmadım. Kılına bile zarar vermedim. Düşerken gördüm. Erol Bey geldi sonra, perişan halde. Gözlerimle gördüm ben olanları. O saatte Beylerbeyi'ndeki evindeymiş bahsettiğin şahıs. Doktor gitmiş evine, raporu var. Ne diyeyim savcı hanım? Ya ben delirdim ya da bunlar bana çok büyük oyun kurdular. Onların da ifadelerini alacağım tekrar. İsmet abi. Hasan. Nasılsın? Eksiğin dediğin var mı? Nasıl olayım? Perişanım. İsmet abi. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen beni bilirsin. Kendi halimde, işte gücünde bir adamım. Sizin gelinize yan gözle bakacak insan mıyım ben? Değilsindir. Değilsindir de. Ne diyeyim Hasan? Görgü tanığı var. Kanıt var. Yalan. Hepsi iftira. Tamam. Sakin. Bak gel biz seninle bir orta yol bulalım ha. Cemal Bey büyük gitti. Hasan'a da yazık dedi. Gelsin dedi. Suçunu itiraf etsin. Biz de en iyi avukatları tutalım. En fazla 2-3 sene yatsın çıksın. Sen ne diyorsun İsmet abi? Ben işlemediğim bir suçu niye kabul edeyim? Sen benim dediğimi anlamıyorsun galiba Hasan. Tanık var, kanıt var. Bak bu işin sonu müebbete kadar gider. Aklında olsun. Bir de zırt pırt Erol Bey yaptı diyorum. Gazeteleri de basıyor. Ailenin hesapları bozuluyor. Senin de gencecik kardeşin var. Yarın öbür gün başına bir şey gelse
Maazallah. Sen beni tehdit mi ediyorsun İsmet abi? Sen beni kardeşimle tehdit mi ediyorsun? Şşt, sakin lan. Tam tersi mi diyor? Yani yanında olurlar. Maddi manevi destek olurlar diye. Gel şu suçumu itiraf et. Kazaydı de. Bak 3 yıldan fazla yatarsan benim de adım İsmet değil. Ama diyorsan ki... Ben burnumun dikine gideceğim. Böyleyken böyle. Burnumun başına geleceklerden ben mesul değilim. Otur, düşün, karar ver. İsmet. Konuştun mu? Konuştum Cemal Bey. Ne dedi? Hayır dedi. Ama ben altından girip üstünden çıkıp razı ettim. Suçumu itiraf edecek. Teşekkür ederim.